Merhaba, analizle karşınızdayız. Ben Uğur Aydın. Haftanın son işlem gününde yaklaşık yarım saat boyunca mevcut gelişmeler ve beklentiler çerçevesinde hisse, tahvil ve döviz piyasalarındaki fiyatlamaları konuşacağız ve geleceğe ilişkin beklentileri dinleyeceğiz. Yine konuğumuzdan da yorumlar alacağız, özellikle bankacılık sektörüne ilişkin. Hemen iç piyasalarla ve Borsa İstanbul'la başlayalım. BIST 100 endeksi 2021'e de güçlü bir giriş yaptı. Bugün de yükseliyor. %0.2 yukarıda ve 1500 puanın üzerinde tamamlayacak gibi duruyor haftanın son işlem gününü. Hafta başından itibaren baktığımızda %3.5'luk bir yükselişi var Borsa İstanbul'un ve bu haftaki performansıyla birlikte son bir yıllık yükselişi %36'ya yaklaştı Borsa İstanbul cephesinde. Tabii endeksteki harekete öncülük yapan sektörler de var. Hangi sektörler öne çıktı bu hafta? Daha yakından bakalım. Şöyle bir baktığımızda ilk sırada inşaat sektörünü görüyoruz. Hafta başından beri inşaat sektörü hisselerinde ciddi bir hareketlilik var. %11'e yakın bir yükseliş kaydetti inşaat sektörü endeksi Borsa İstanbul'da hafta başı itibariyle. Ve aslında inşaat sektörüyle de ilişkili bir sektör. Çimento sektörü hisselerinde de hareketlilik görüyoruz. Buna istinaden Borsa İstanbul Taş Toprak Endeksinde de %4.3'lük yükseliş var hafta başı itibariyle. Yine benzer bir sektörden, ilişkili bir sektörden gidelim. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları %8.5 yükseldi hafta başı itibariyle ve hem inşaat, hem çimento, hem de gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketlerinin hisselerinde bu hafta ciddi değer kazançları gördük, yatırımcısına kazandırdı. Onun yanı sıra 2020 yılında da hareketli olan turizm sektörü hisseleri bu hafta yine hareketliydi. 2021'e hızlı bir başlangıç yaptı turizm sektörü hisseleri ve turizm endeksi bu hafta şu ana kadar %9 yükseldi. Ve son iki gündür ciddi hareketlilik gördüğümüz spor hisseleri, spor endeksi %9'a yakın yükseldi yine. Turizm sektörüne paralel bir hareket gösterdi. Yine madencilik sektörünün hareketliliğini koruduğunu gördük. %7'nin üzerinde yükseldi şu ana kadar. Geçtiğimiz hafta yani 2020'nin son haftasında da Koza Anadolu ve Koza Altın hisselerindeki hareketlilikle birlikte madencilik sektörünün yükselişine devam ettiğini izlemiştik ve madencilik sektör endeksi bu momentumunu bu haftada yani 2021'in ilk işlem günlerinde de korudu. Ve menkul kıymet yatırım ortaklığı şirketleri bu hisselerde de hareketlilik var. Menkul kıymet yatırım ortaklığı endeksi hafta başı itibariyle %7'ye yakın yükseldi. Ve sigorta şirketleriyle bankacılık hisselerini de tabii ki söylememiz gerekiyor. Sigorta şirketlerinin hisseleri %5'in üzerinde yükseldi hafta başı itibariyle endekse baktığımızda. Özellikle Türkiye Sigorta hissesindeki hareketlilik burada dikkati çekti. Ve bankalar, bankacılık endeksi hafta başı itibariyle yaklaşık %4.7 yükseliş kaydetti ve tabii banka hisselerinde özellikle Akbank ve Garanti'deki bu hareketlilik endeksi de yani BIST 100 endeksini de olumlu etkiliyor. Çünkü bu hisselerin BIST 100'deki ağırlığının da yüksek olduğunu biliyoruz. Şimdi öne çıkan sektörlere baktık. Bugün haftanın son işlem gününde hangi hisseler en fazla değer kazanıyor ve değer kaybediyor? Yakından bakalım. Netaş Telekom %10'a yakın yükseldi. Tavan oldu bugün. Netaş'ın da bir haberi vardı. Turkcell'le bir sözleşme imzaladığına yönelik ve şirketin cirosunu yani gelirlerini olumlu etkileyecek bir gelişme söz konusu oldu. Dün kapa yaptığı bildirime baktığımızda ve bu haberin etkisiyle sözleşme imzalandığı haberin etkisiyle bugün tavan oldu. Konya Çimento %5.5'a yakın yukarıda. Az evvel inşaat şirketlerinden, GEO hisselerinden ve çimento şirketlerinden bahsetmiştik. Bu hafta borsada çok hareketli diye ve Konya Çimento bugün en fazla yükselenler arasında ikinci sırada görünüyor. Ege Gübre %4.68 yükseldi şu ana kadar. Yazılım sektöründen Logo %4.27 yukarıda ve Şok Marketler %4'e yakın primli şu anda. Haftanın son işlem gününde en fazla yükselenler şu ana kadar bu şekilde görünüyor. Düşenlere bakalım. Tabii borsa yükseliyor ama gerileyen sektörler ve hisseler de var aslında. Otokar %7'nin üzerinde değer kaybetti. Şu an itibariyle Emlak Konut GEO %4.2. Bursa Çimento %3 aşağıda. Çimento şirketlerinden biraz negatif ayrışıyor bugün. Türk Traktör %3'e yakın kayıp verdi ve Birisa tarafında da %2.3 düşüş olduğunu görüyoruz.
Hafta başından beri değer kaybeden sektörlerden de bahsedelim. Aslında çok yok. Sadece iki tane var. Ulaştırma sektörü endeksi ve orman kağıt basım sektörü endeksi hafta başı itibariyle değer kaybetti. Ve diğer sektörlerden negatif ayrıştı diyebiliriz. Sektörel endeksler arasında sadece ulaştırmanın ve orman kağıt basım sektör endeksinin geride kaldığını bu hafta itibariyle ama diğer sektörlerde yükselişin etkisini hissettirdiğini hafta genelinde söyleyebiliriz. Şimdi bankacılık endeksine bakalım. 1627 puandayız. Bugün yatay ve hafta başı itibariyle en fazla yükselen sektör endeksleri arasında, en fazla yükselen ilk 10 sektör endeksi arasında bankacılık endeksi ve banka hisselerinde hareketlilik devam ediyor. Ama bugün sınırlı bir geri çekilme var. Bu arada bu hafta Garanti, Akbank ve Yapı Kredi'nin 2021 beklentilerini de takip ettik. Bu sabah Garanti'nin de raporu, dün akşam düzeltiyorum, Garanti'nin raporu geldi. Sabah da Yapı Kredi'nin raporu geldi ve hafta içinde de Akbank'ın 2021 beklentilerini takip etmiştik. Şimdi onlara yakından bakalım. Bir tablomuz var. Evet, 2021 beklentilerini açıklayan 3 banka, Garanti, Akbank ve Yapı Kredi'nin kredi büyümesi, takipteki krediler oranı, net kredi riski maliyeti, net faiz marjı, ücret ve komisyonları ile öz kaynak karlılığına ilişkin beklentileri görüyoruz. Kredi büyümesinde daha ılımlı beklentiler var 2021 yılı için. Garanti %14-16 bandında beklerken Akbank yaklaşık %20'lik bir beklenti paylaştı. Yapı Kredi ise yüksek %10'lu seviyelerde bir beklentiye sahip. Takibe düşen kredilerin toplam kredi hacmindeki payında ise Garanti ve Akbank %6'dan düşük bir oran bekliyor. Yapı Kredi ise %7'den düşük bir oran bekliyor. Biraz daha kötümser tarafta Yapı Kredi. Burada özellikle net faiz marjı tabii önemli. Çünkü Merkez Bankası'nın parasal sıkılaştırmasıyla mevduat faizleri yukarı gitti son dönemde. Ve bu kredi mevduat faiz makasında bir daralmaya yol açtı. Ve şöyle bir baktığımızda net faiz marjı beklentilerinde her 3 bankanın da 2021'de daralma beklentisi var. Garanti, swap fonlama giderleri dahil net faiz marjında 100 bas puan daralma, düşüş bekliyor. Akbank ve Yapı Kredi ise sırasıyla 20-30 bas puan aralığı ile 30 bas puanlık bir daralma beklentisi paylaşmış. Ücret ve komisyonlarda ise özellikle Garanti yüksek bir büyüme bekliyor yine. %14-16 bandında ücret ve komisyon gelirlerinin artmasını bekliyor. Bu da karlılık performansı açısından aslında önemli çünkü faiz gelirlerinin yanı sıra bankalar ücret ve komisyon gelirlerinden de elde ettiği hasılatla karlılığını destekliyor. Akbank'ta %10'dan daha yukarı seviyeler tahmin edilirken Yapı Kredi'de ise %15-16 diyebileceğimiz orta onlu seviyeler tahmin olarak paylaşılmış. Ve son olarak öz kaynak karlılığı. Tabii banka hisselerini fiyatlamasında bankaların öz kaynak karlılığı da çok önemli. Garanti 2021 yılında öz kaynak karlılığı yani vergi sonrası net karın öz kaynağı oranını %14-16 bandında bekliyor. Akbank orta %10'lu seviyeler tahmin ediyor. Yapı Kredi ise bu kalemde bir tahmin, bir beklenti paylaşmadı. Şöyle bir baktığımızda Garanti'nin beklentisinin daha yukarı olduğunu görüyoruz ki bu da tabii hisse tarafında olumlu fiyatlanabilir. Şimdi bu beklentileri özetlemeye çalıştık. Birazdan konumuzdan da bu konuda yorumlar alacağız. Biraz da sabit getirili menkul kıymetlerin seyrine bakalım. Tahviller gelecek. Tahvil faizleri 2 ve 10 yıllıkta yatay. Herhangi bir değişim yok şu an itibariyle. 5 yıllıkta ise bir miktar düşüş var. Tabii yurt dışında ABD'de mavi dalga ile beraber uzun vadeli faizler 10 ve 20, 30 yıllık tahvil getirileri yükselirken biz bundan nasıl etkileneceğiz? Burası önemli bir soru işareti. Şimdilik yükseliş yok 10 yıllık faizde. Bir yandan TL varlıklara güvenin artması, bir yandan risk primindeki düşüş trendi 10 yıllık faizin yükselişini şimdilik sınırlıyor gibi duruyor. Bu arada dün Merkez Bankası menkul kıymet istatistiklerini açıkladı ve geçtiğimiz hafta yabancı yatırımcıların hisse ve tahvil tarafında alımlarına devam ettiğini izledik. Geçtiğimiz hafta toplamda hisse ve tahvil bono tarafında 130 milyon dolarlık alım yapmış yabancı yatırımcılar. Şimdi yabancı yatırımcıların toplam yatırımlarını gösteren grafiğe bakalım.
nasıl gelişiyor yabancıların hisse ve tahvil tarafındaki yatırımları? Kasım ayından itibaren ciddi bir yükseliş var. Özellikle hisse tarafında yatırımlarını sert biçimde arttırıyor yabancı yatırımcılar. Örneğin Türk hisse senedi piyasasında Kasım ayında 19,2 milyar dolar yatırımı vardı yabancı yatırımcıların. Dün açıklanan son veri itibariyle Ocak ayının ilk haftasında yabancı yatırımcıların Türk hisse senedi piyasasındaki toplam yatırımı 29 milyar doların üzerine yükselmiş görünüyor. Yani yaklaşık 10 milyar dolar para girişi var hisse senedi piyasasına yabancı yatırımcılar tarafından. DİPS tarafına baktığımızda, yani devlet iç borçlanma senetlerine girişe baktığımızda Kasım ayında 4,9 milyar dolarlık bir toplam büyüklüğü, toplam yatırımı vardı. Son veri itibariyle yaklaşık 8,6 milyar dolara yükselmiş. Burada da girişler devam ediyor. Özel sektör tahvil ve bonolarına ise girişler çok daha kısıtlı. Kasım ayında bakıldığında sınırlı bir seviye vardı. Şimdi baktığımızda 224 milyon dolarlık bir toplam büyüklük var. Yani özel sektör tahvil ve bonolarına giriş sınırlı ama özellikle hisse senedi piyasasına çok güçlü bir giriş var. DİPS tarafına da girişler devam ediyor. Hissedeki kadar olmasa da DİPS, yani devlet iç borçlanma senetlerine de yabancı yatırımcı girişlerinin devam ettiğini görüyoruz. Şimdi sınav endekse bakalım. Sınav endeks 2408 puanda yataya yakın yükseliş gösteriyor. %0,2 yukarıda, ki az evvel en fazla yükselen ilk 5 pay senedine baktığımızda sınav endeks içinden hisseler de vardı. Şu anda da 2400 puanın üzerinde tutunuyor sınav endeks. Peki döviz fiyatları nasıl? Dolar TL'ye bakalım. Dün 7,24'ü test etti dolar TL ama kapanışı 7,30'un altında yapamadı. 7,30 çok kritik bir eşik. Çünkü 200 günlük ortalaması. Tüm piyasa katılımcıları, yatırımcılar ve analistler bu seviyeyi yakından takip ediyor. Çünkü uzunca bir süredir 200 günlük ortalama dolar TL'de destek olarak çalıştı. Şimdi de o seviye etrafında bir dalgalanma var ama henüz 7,30'un altında bir kalıcılık yok. Dün altına sarkmıştı ama yeniden yukarıya attı. Şu anda da 7,36 seviyesinde görüyoruz dolar, Türk lirası kurunu. Peki VIX endeksine bakalım şimdi. VIX'te nasıl bir seyir var? VIX tekrar 22 seviyesine doğru geriledi. Özellikle son günlerde bir miktar yukarı gitme görmüştük. Dün 25 seviyesindeydi. Son değer 22 seviyesine yakın olduğumuza işaret ediyor. ABD Kongresi'ndeki olaylar piyasadaki endişeleri, risk alma algısını çok da etkilemedi ve VIX'te yeniden 22 seviyesine doğru bir geri çekilme görüyoruz son değer itibariyle. ABD vadelilerine bakalım bir de. Dün ABD borsaları günü pozitif tamamlamıştı ve ABD borsalarının yükselişi bugün hem Asya tarafına olumlu yansıdı. Avrupa vadelilerinde de yükselişler gördük. Ve ABD vadeli piyasalarına baktığımızda endeksler hala yükseliyor. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq vadelilerde %0,4 ila %0,5 arasında değişen primler var haftanın son işlem gününde. ABD tahvillerinde nasıl bir seyir var? Son dönemde uzun vadeli getirilerin yükseldiğini izliyoruz. Özellikle Georgia eyaletindeki seçimleri Demokratların kazanması ve Senato'da da çoğunluğu elde etmesiyle birlikte mavi dalga senaryoları artık fiyatlamayı etkileyen esas unsur oldu ve 10 yıllıkta artık 1,1 seviyesine çok yaklaştığımızı görüyoruz ve getiri eğrisi de dikleşiyor. Şimdi ABD'nin verim eğrisine bakacağız. Bir ay önce verim eğrisi neydi? Şimdi ne? Şöyle bir karşılaştıralım. 8 Aralık 2020'de verim eğrisi aşağıda görünüyor, turuncu renkli ve turkuaz renkli olan da bugünkü verim eğrisi. Dikkat edilirse 3 yıl ve daha sonraki vadelerde olan tahvillerin tamamının faizlerinde yukarı doğru bir yükseliş var. Tabii temel sebepler bakıldığında önce ABD'de Aralık ayında kabul edilen 908 milyar dolarlık yeni mali teşvik paketiydi ve devamında tabii aşı beklentileri de etkiliydi uzun vadeli faizlerin yükselişinde ve son olarak Demokratların Senato'da da çoğunluğu elde etmesi ve Joe Biden başkanlığında maliye politikasında daha da genişleyici olabilirler beklentisi uzun vadeli faizleri yukarı doğru etkiliyor. Şu an tahvil piyasasında enflasyonun
orta uzun vadede yükseleceğine ilişkin bir beklentinin fiyatlandığını söyleyebiliriz ki ABD tahvil piyasasında şu an enflasyon beklentisi göstergesi de %2'nin üzerinde. Dolayısıyla demokratların yönetiminde ekonominin daha da genişlemeci olacağı, kamu harcamalarının artacağı gibi beklentilerle hem ekonomik büyümede hızlanma hem de enflasyonun daha da yükseleceği beklentisi tahvil tarafında satın alınıyor ve uzun vadeli faizler yükseliyor. Tabii bu dünyanın geri kalanı için de önemli çünkü ABD'de uzun vadeli faizler yükselince dolar cinsinden borçlanmanın maliyetleri de artıyor. Özellikle bizim yani Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler açısından bunun ne gibi etkileri olur? Birazdan bunu da konuğumuzla konuşacağız. Tabii bugün bir de ABD istihdam piyasası verilerini takip edeceğiz. Tarım dışı istihdam nasıl gelecek? Bu hafta açıklanan ve tarım dışı istihdamla öncü olabilecek bazı verileri grafikte topladık. ADP ile başlayalım. ADP özel sektör istihdamı 123 bin kişi azaldı son veri itibariyle baktığımızda ve bugün gelecek veri için kötü sinyaller veriyor. Bunun yanı sıra ISM imalat ve hizmet sektörüne ilişkin istihdam endekslerine bakalım. İmalat sektörüne ilişkin istihdam endeksinde bir yükseliş var. 51,5 seviyesine ama imalat dışı yani ağırlıklı olarak hizmetler sektöründeki istihdam endeksinde 48,2 seviyesine düşüş olduğunu görüyoruz. Yani daralma bölgesinde. Zaten ABD'de istihdamın büyük bir bölümü hizmetler sektöründen kaynaklanıyor. Şimdi bakıldığında hizmetler sektöründe istihdam endeksinin daralma bölgesinde olduğunu görüyoruz Aralık'ta. Bu da yine bugünkü tarım dışı istihdam verisi için olumsuz sinyaller veriyor. Bir diğer yandan haftalık işsizlik maaşı başvurularının 4 haftalık ortalamasına bakalım. Biraz daha gürültünün azaltıldığı bir seri. Orada da 818 bin kişinin üzerinde görünüyor şu anda ve son haftalarda bir miktar yükseliş var. Dolayısıyla hem işsizlik maaşı başvuruları hem ISM istihdam endeksi hem de ADP özel sektör istihdam değişimi verilerine baktığımızda bugünkü açıklanacak ABD resmi tarım dışı istihdam verileri için biraz olumsuz sinyaller geliyor diyebiliriz. Bakalım gerçekleşme nasıl olacak? Piyasa beklentilerinin altında mı kalacak ve piyasa nasıl bir reaksiyon gösterecek? Bugün takip edeceğiz ama öncü veriler tarım dışı istihdamın bugün olumsuz gelebileceğine işaret ediyor. Biraz da Asya tarafına bakalım. Asya borsalarında bugün nasıl bir seyir var? Şangay Bileşik Endeksi hariç pozitif bir fiyatlama gördük. Özellikle Güney Kore'de Kospi ve Japonya'da Nikkei Endeksi bugün çok hareketliydi ve ciddi bir prim yaptı haftanın son işlem gününde. Döviz tarafıyla devam edelim. Euro dolar ve dolar endeksi. Bu hafta dolar endeksi ve euro dolar açısından baktığımızda sakin geçti diyebiliriz. Euro dolar 1.22-1.25 seviyesinde hafta genelinde dar bir bant aralığında seyretti. Dün özellikle euro bölgesinden gelen veriler çok iç açıcı değildi. Özellikle perakende satışların aralıkta beklentinin çok üzerinde daraldığını gördük. Enflasyon eksi %0,3 seviyesine geldi ve beklentileri karşılamayan ve olumsuz gelen bu veriler dün paritede bir miktar düşüşü tetikledi ama 1.22'nin üzerinde tutunmaya da devam ettiğini görüyoruz. Dolar endeksi hangi seviyede? 90'a çok yakın, %0,2 yukarıda. Son 2,5 yılın dip seviyelerinin üzerinde tutunma çabası var. Bakalım bugün tarım dışı istihdam verilerinden sonra nasıl bir reaksiyon göreceğiz döviz tarafında ve dolar endeksinde. Şimdi rakamlar böyleydi. Bir yorum alarak devam edelim. Nurol Bank Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Akkurt karşımızda olacak. Ziya Bey hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar diliyorum Uğur Bey. Teşekkür ederiz. İsterseniz önce Türkiye'de bankacılık sektörünün mevcut durumu ve beklentilerle başlayalım. Bu hafta Garanti, Akbank ve Yapı Kredi 2021 beklentilerini paylaştı. Bu beklentilere baktığınızda ve sizin de kendi beklentileriniz açısından da değerlendirecek olursak 2021'de nasıl bir seyir izler bankacılık sektörü? Özellikle Merkez Bankası'nın faiz artırımlarıyla birlikte net faiz marjındaki daralmanın beklentileri de var bu arada. Az evvel paylaştık hem Garanti hem Akbank hem Yapı Kredi faiz marjının daralmasını bekliyor 2021'de. Karlılığı nasıl etkiler? Genel olarak nasıl bir yıl bekliyor bankacılık sektörünü?
Faizlere baktığımız zaman sonuçta karlılığın öyle çok muhteşem olmayacağı bir yıl olarak görmek lazım. Bunun en büyük sebebi siz de az önce söylediniz faiz marjlarının daralması. Yani şunu gösteriyor ki yükselen faiz ortamı bankaların aleyhine çalışan bir sistemdir. Her zaman altın özellikle çizdiğim bir konudur. Bir tek bir fark var. Bu açıklamalarda tabii görmek mümkün değil. Sektörün genelini bakıp düşünerek benim söyleyeceğim bir konu var. O da şudur. Miktar yükselen çerçevesinde biraz daha yüzdürülmesi tabir caizse bankacılık deyimi tercih edildiğinden şu anda onlar canlı krediymiş gibi görünüyor. Bunların bir kısmı maalesef artık devam ettirilen haline gelecek. Orada bir yükselme olacak. Yani 3.94 civarında görünen tahsili gecikmiş alacak rakamı işte burada bankalarda çok fazla altını çizmeden de 6 civarında bir rakam olmasını bekliyorlar ki bunun içinde varlık satışları da olmasına rağmen bir sıkıntı burada o. Diğer taraftan kamu bankaları 2020 yılında çok büyük bir misyon üstlendiler. Özellikle büyümenin krediye dayandırılması modeli üzerinden kredileri piyasaya bir resmen pompaladılar. Bir rehavet yarattılar. O açıdan da bu özel sermayeli mevduat bankaları, ticari bankaların pazar paylarında bir duralama hatta bazılarında da gerileme söz konusu oldu. Şu anda kamu bankaları daha itidalli gidiyorlar. Çünkü ortaya çıkan o düşük faizlerden ve yükselen son faiz ortamından sonra verdikleri sabit faizli kredilerden onlar da şu anda maalesef zarar yazma durumundalar. Bunların bir kısmını zaten işte duymaya başladık. Görev zararı olarak telafi edilecek. Bu durumda kamu bankaları biraz daha daralır iken pazar paylarında bir daralma, küçülme göreceğiz. Özellikle kredi piyasasında özel sermayeli bankaları daha fazla göreceğimiz için onların bir pazar payının artması söz konusudur. Böyle bir ortam var. Ama öz kaynak karlılıklarına baktığımızda aslında olması gereken yerde olamayacağı için şu anda bankacılık sektörü bilinen şartlarda çok da karlı bir sektör olarak görünmemekte. Çünkü çok yoğun bir sermaye kullanıyorlar. O sermayenin bir maliyeti vardır. Onu da işte şu anki isterseniz 2 yıllık faizleri, isterseniz şu anki mevcut faizleri falan bunların altında bir getiri söz konusu. O açıdan karlılık açısından çok da parlak olmasa da özel sektör bankalarının öne çıkacağı bir 2021 tablosunu çizmek çok da zor olmasa gerek, Uğur Bey. Şimdi siz de net faiz marjındaki daralma ve diğer temel sebeplerden ötürü karlılık açısından biraz negatif olabilecek bir yıldan bahsettiniz. Ve özel sektör bankalarının öne çıkabileceğinden de bahsettiniz ki son dönemde özellikle yabancı yatırımcıların özel banka hisselerine artan talebi olduğunu görüyoruz. Yabancı takaslarına baktığımızda borsada. Şimdi karlılık açısından olumsuz bir yıl olabilecek olsa bile yabancı alıyorsa ucuzluk hikayesinden dolayı mı alıyor yoksa gelecekteki performanstan dolayı mı? Bu fiyatlama neye işaret eder? Banka hisselerinde daha yukarı alan olabilir mi borsada? Ne dersiniz? Şöyle bir durum var. Tabii ki özellikle ikinci yarıdan sonra eğer bu mevcut uygulanmaya çalışılan ve söylenilen biz bu politikalar uygulayacağız diye ekonomi yönetimin yaptığı açıklamalar var. Eğer onlar hakikaten uygulanır ve uygulanmaya devam ederse şu ana kadar son derece olumlu götürülmekte ve söylenilenler yapılmakta. Bu tabii bir öngörülebilirlik ortaya koymakta. Böyle baktığımız zaman ikinci yarıdan sonra faizlerde bir hafif hafif düşüş bekleme dönemine gireceğiz. O alana gireceğiz.
Böyle bir durumda da tabii bankaların, özel sektör bankalarının bu durumda bıraktıkları pazar payını tekrar geri kazanmaları söz konusu. Zaten dediğim gibi kamu bankaları şu anda daha yavaş hareket ediyor. Çünkü 2020'de çok hızlı gitmişlerdi. Tabii bu yaptıkları özel sektör bankalarının yapacakları hareketlerle önümüzdeki dönemde karlılıklarını arttırmaları söz konusu olacak. O yüzden beklenti bu yönde olduğu için yabancı yatırımcının ilgisini çekiyor bir. İkincisi, Türkiye'de ne olursa olsun en şeffaf, en yakın denetlenen, en iyi denetlenen sektör, yani rakamlarına her zaman güvenebileceğiniz sektör, bankacılık sektörü olduğu için piyasaya giren yabancılar, yabancı yatırımcı öncelikle bankacılık sektörünü, finans sektörünü seçmek. Yani bunun içine leasingleri de koyuyoruz. Bunlar çünkü çok yakın hem Merkez Bankası hem de BDDK tarafından denetlendiği için bir güven unsurudur. Üçüncüsü de sizin söylediğiniz ucuzluk konusu. Karlılık açısından negatif demeyelim, şöyle diyelim, biraz daha beklenenden düşük veya olumsuz daha düşük kar etmeleri diye yorumlarsak bence daha doğru bir tablo çizmiş oluruz Uğur Bey. Biraz da yurt dışına ilişkin gelişmeleri sormak istiyorum. Çünkü son günlerde özellikle ABD Senatosu'nun Georgia eyaletindeki seçimlerden sonra mavi dalga senaryosu piyasalarda ciddi biçimde fiyatlanmaya başladı. ABD'de uzun vadeli tahvil getirilerinin yükseldiğini izliyoruz. Şimdi ABD'de uzun vadeli faizler yükselince genelde dünyada da dolar cinsinden borçlanma maliyeti artıyor. Bu tabloyu nasıl değerlendirirsiniz? Özellikle Türkiye'deki şirketlerin, bankaların borçları çevirmesinde, yeni kredi almalarında biraz daha yüksek maliyetler söz konusu olabilir mi? Bu tabloyu nasıl değerlendirirsiniz? Orada bahsettiğiniz faizler 0,6'lardan 1'lere hadi bilemediniz işte 2'lere gelecek. Türk bankaları zaten çok daha yüksek faiz ortamlarında çok daha yüksek faizlerle borçlanan şu anda da öyle olan bir durum. O açıdan bence Türk bankalarının maliyetlerinin artması diye bir şey söz konusu değil. Zaten bizim CDS'lerimiz yüksek olduğu için bu kadar düşük faiz ortamına rağmen biz bankaların bakalım şeylerine, sendikasyon yenilemelerine maalesef yüksek faizlerle yenileyebiliyorlar. O çok fazla bir herhangi bir düşüş olmadığı için. Bence averaj olarak bakarsak genelinde pek bir şey düşmeyecek. Bence ileride daha orta vadede yani 2 sene veya 3 sene sonunda eğer pandemiyi biz gerçekten ortadan kaldırır da ekonomiler yavaş yavaş normale döndüğünde bir hiper enflasyon tehlikesi aslında söz konusu. Çünkü şu anda varlıkların değerleri çok yükseldiği için o hedeflenen %2'nin çok daha üstüne çıkabilecek bir enflasyon bile söz konusudur. Eğer başta Fed olmak üzere veya Avrupa Merkez Bankası olmak üzere bunu öngörüp önceden adımlarını atıp önlemlerini alırlarsa piyasadaki aşırı likiditeyi tekrar geri çekmeye başlayabilirlerse o zaman belki bu hiper enflasyonist ortamdan kurtulabiliriz. Hiper enflasyon derken belki bazı izleyicilerimiz hatırlamayabilirler. Özellikle 1970'li yıllarda Amerika'da enflasyonun %18-19, Fed faizlerinin %20'ler olduğunu ben hatırlatmak ihtiyacı hissederim Uğur Bey. Ve son olarak da şunu sormak istiyorum. Joe Biden dün itibariyle başkanlığı kongrede tescillendi ve artık demokratların da hem temsilciler meclisinde hem de senatoda çoğunluğu elde ettiğini görüyoruz. Demokratların iktidarı dünyadaki ekonomik düzeni nasıl etkiler? 2021 yılı ve devamında nasıl bir beklentiniz var sizin demokratların iktidarında ABD'de? Öncelikle bu gerilim politikasından kurtulan daha yumuşak bir politika izlenecek aşikar bir. İkincisi, tarihe geçmişe baktığımızda cumhuriyetçilerden ziyade demokratların ekonomiyi daha fazla büyüttüğünü görüyoruz. Onlar biraz daha keynezyenvari politikalar izlerler. Cumhuriyetçiler daha fazla monetarist politikalar izlerler. Trump da ilk geldiğinde müthiş bir hava oluştu. İşte her şey çok düzelecek. İşsizlik düşmüştü. Hatırlayalım, ekonomi durgunluğa girmişti. Tam pandemi öncesinde.
Çünkü o aşırı zorlamalar ekonomide durgunluğa ve dünya ekonomisindeki aslında büyüyememe sorunlarını bu ekranlarda çok fazla tartışmıştık. Aslında inişe geçtiği bir dönemde. Çünkü palyatif tedbirlerle veya önlemlerle iş kotarılmaya çalışıldığı bir dönemdi. Burada görüyoruz ki demokratlar daha altyapıya yönelik altyapısı sağlam politikalar izlemeye çalışacaklar ve özellikle Amerika'da altyapı yatırımlarının daha fazla yatırım yapılacağı öngörüldüğü ve bunun açıklamalarını yaptı Demokrat Parti liderleri. O açıdan ben Amerika'nın liderliğinde daha yere basan, daha sağlam temelleri sağlam bir dünya büyümesini 2000 özellikle 22'den sonra göreceğimizi söyleyebilirim Uğur Bey. Çok teşekkür ederiz paylaştığınız bilgi ve yorumlar için. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Evet, böylelikle analizin sonuna geldik. Birazdan MTA notlarıyla yayın devam edecek. Bizden ayrılmayın.